Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 10. sınıf tarihi 1. dönem 1. yazılıya hoş geldiniz. Yazılıya geçmeden evvel harika bir haberimiz var. Dev 1. yazılı hediyeleri 5. sınıftan başlayarak 11. sınıf aynı zamanda ana kanalda iPhone 8 çekilişlerimiz olacak. Aynı zamanda 120 kırtasiye seti her sınıfa 15'er adet olabilecek şekilde çok güzel çekiliş hediyelerimiz olacak. Peki sizler bu çekilişlere nasıl katılacaksınız? Dikkatle dinleyin. Şimdi iPhone için burada yapman gereken çok önemli bir husus var. Sınıfın kanalı ve Tonguç Akademi'ye abone olman gerekecek burada. Şimdi sen diyelim ki 11. sınıftasın, 10. sınıftasın veya 5. sınıftasın, 6. sınıftasın. Bulunduğun kanala abone olacaksın. Aynı zamanda Tonguç Akademi'nin ana kanalına da abone olman gerekecek. Bu abone olduğun kanalların, videoların, bu işte bu yazılı videosuna olabilir, işte edebiyat yazılı videosuna olabilir, matematik yazılı videosu olabilir, hiç fark etmez. Herhangi bir yazılı videosunun altına yazıları Tonguç'la etiketini kullanacaksın ve abone ettiğin iki arkadaşının adını da yorum olarak yazacaksın. Yani hem kendine abone oluyorsun, hem iki tane arkadaşına abone ediyorsun bu kanallara, aynı zamanda bunların adını yorum kısmına yazacaksın ki biz seni çekilişe yorum yazdığın kısımda görelim ve çekilişe adını yazalım. Mutlaka bunları yapıyorsun. Eğer sınıfının kanalı yoksa Tonguç Akademi'ye abone olarak Tonguç Akademi'deki herhangi bir videonun altına arkadaşlarının adlarını etiketleyerek aynı zamanda yazılılar Tonguç'ta etiketini de kullanarak burada yarışmaya katılabilirsin. Peki bizim çekilişimiz ne zaman olacak? 25 Kasım'da. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden hemen bir gün sonra canlı yayında bu çekilişler meydana gelecek ve her sınıf için hem kırtasiye ürünleri hediyeleri hem de aynı zamanda iPhone çekilişleri olacak ve bunlar size verilecek. Unutmayın, mutlaka yorum kısımlarına bunları yaparak katılın. Hadi bakalım yazılarımıza başlayalım. Sınıf 1. dönem 1. yazılı konuları 1. ve 2. üniteyi kapsayacak. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si ile Beylikten Devleti Osmanlı siyasetini inceleyeceğiz. Burada bilmemiz gereken önemli tanım kavramlar ve önemli anahtar kavramlar olacak. Buralara geçmeden evvel tekrar uyaralım, şöyle bir açalım. Bizim 10. sınıf YouTube kanalında 1. ve 2. ünite ile alakalı konu videolarımız var. Sizler bu konu videolarını iyi bir şekilde izleyerek, buradan notlarınızı çıkararak yazılı öncesi temel notlarınızı oluşturabilir. Aynı zamanda bu yazılıda da size vereceğimiz önemli bilgileri notlayarak bu yazılıdan oldukça güzel bir puan alabilirsiniz. Peki neyi bilmemiz gerekiyor bu yazılı için? Bir defa Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri inceleyeceğiz. Ya biliyorsunuz 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlayacak ve devletleşme sürecinde ne gibi askeri faaliyetler, işte bayındırlık faaliyetleri, beyliklerin diğer faaliyetleri ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulma sürecindeki o gelişmeler neler, bunları bilmemiz gerekecek. Anadolu'nun ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbiriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerine bakacağız. Yani ilk kurulan beyliklerimiz kimdi? İlki Saltuklulardı, Danışmentler, Mengücekliler, yine Artuklular ve bununla beraber Saltuklu, Danışmentli, Mengücekli, Artuklular ve Çakabeyliği'nin buradaki siyasi mücadelelerini incelemeye çalışacağız. Aynı zamanda çevre güçlerle beraber, yani Bizans'la, Rumlarla, Ermenilerle, Gürcülerle yapmış oldukları mücadeleleri inceleyeceğiz. Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlarla yaptıkları mücadelenin sebep ve sonuçlarına bakacağız. Ve Haçlarla elde edilen bu önemli muharebelerde neler elde edildi? Mesela Eyyubi Devleti Haçlarla Hıttin Savaşı'nı gerçekleştirecek ve Kudüs'ü ele geçirecektir. Ve 3. Haçlı Seferi'nin başlamasına sebebiyet verecekler. Bunun gibi önemli olayların sebep ve sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Moğol istilasının Anadolu'da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişimlerin neler olduğuna incelemeye çalışacağız. Yine Osmanlı Beyliği'nin kuruluş sürecine, kuruluşa dair farklı nazarilere bakacağız. Hani Halil Nalcı'nın, işte bununla beraber Paul Wittig'in görüşleri, Mehmet Fuat Köprülü'nün görüşleri neler, ne gibi görüşleri taşıyorlar, bunları bilmemiz gerekecek. Osmanlı devletleşme sürecini ve Bizans'la olan ilişkilerini, askeri ve siyasi ilişkilerini görmemiz gerekiyor. Rumeli'deki fetihler ve iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini incelememiz gerekiyor ki İskan ve istimalet aynı zamanda anahtar kavramımızı oluşturacak. İskan siyaseti neydi? Türkleştirme, bölgeyi Türkleştirme, Türk ailelerini bölgeye yerleştirme, fetih alanlarına burada bunları yerleştirme olacaktı. İstimalet ise fethedilen yerlerdeki bu gayrimüslim topluluklara karşı din ve vicdan özgürlüğünü, dili özgürlüğünü burada sağlama, hoşgörü politikası olacaktı. Yine burada
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerine bakacağız. Yani beyliklerle olan mücadelelerini inceleyeceğiz. Yine Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve mücadelenin etkileri. Yani 1402 Ankara Savaşı bizim için önemli olacak burada. Şimdi buradaki anahtar kavramlarımıza bakalım. Boy birliği kavramı, Türk beylikleri kavramı. Boy, beylik bunlar bilmemiz gereken temel kavramlar. Haçlı Seferleri, Haçlar. Milyo-Kefalon Savaşı ki 1248'de burada. 1176 yılında, özür dilerim. Şöyle yazalım. 1176 yılında gerçekleşen bu savaşta Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiği önemli bir savaş olacaktır. Bu savaşın etkilerini bilmemiz gerekiyor. Bizans'la Türkiye Selçuklu arasında. Bir de Türkiye Selçuklu'larla Moğollar arasında 1248 yılında gerçekleşen Köse Dağ Savaşı ve Köse Dağ Savaşı'nın etkilerini bilmemiz gerekecek. Ve onun sonrasında Moğol istilasını bilmemiz lazım. O Oğuzlar, Babailer ayaklanması ki Türkiye Selçuklu Devleti döneminde meydana gelen Babailer ayaklanması. Gaza faaliyetlerini, Fetret Devri'ni, Ankara Savaşı'ndan sonra meydana gelen 11 yıllık devletin başsız kaldığı dönemdir ki burada 4 şehzade arasında geçen mücadelelerin işlendiği bir dönem olacaktır. Yine Ahyan-ı Rum ve Şehvedet'in olayı ki Osmanlı tarihinde gerçekleşen ilk dini ve sosyal içerikli isyan olacaktır. Bunlar da bilmemiz gereken anahtar kavramlar olacak bu konu bağlamında. Anahtar kavramları zaten doğru yanlışta ve eşleştirme sorularımızda ve boşluk doldurmada az sonra göreceğiz. Biraz daha açacağız. Bu yüzden hepsini açıklamak istemedim. Az sonra yazılımımız içerisinde ayrıntılı olarak göreceğiz. Hadi bakalım yazılımıza başlayalım. Şimdi yazılımızda ilk bölümde size aralarında eşleştirme kısmını yapacağız. Sol sütunumuzda tamamen burada bilgilerimiz yer alıyor. Sağ tarafta da bu bilgilerle eşleştirebileceğimiz kavramlar yer alacak. Biz buradaki bilgileri uygun kavramlarla eşleştirme yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Halil Alacak'a göre Osman Gazi'ye güç ve prestij kazandıran ve devletin kuruluşu kabul edilen 27 Temmuz 1302 tarihli savaş soruluyor. Bu savaşımız bizim için Koyunhisar Savaşı'dır. İlk Osmanlı-Bizans Savaşı olarak da tarihe geçmiştir. İkinci bilgimize geçelim. Mardin merkezi olarak 1102'de kurulmuş ve 1231'e kadar Mardin, Hasankeyf, Harput olmak üzere 3 kol halinde varlığını sürdürmüş beylik soruluyor. Bu beylik Artuklular Beyliği'dir. Artuk Gazi ve oğulları tarafından kurulan bu beylik aynı zamanda işte Malabadi Köprüsü gibi, Diyarbakır surları gibi çok önemli köprüler, bentler yapacak. Aynı zamanda bu Artuklular dönemine ait bir sivernetin kurucusu var, El Cezeri. Bu da aynı zamanda bu dönemin önemli bilim insanı olacaktır. Moğol istilasının önünden kaçarak Anadolu'ya gelen Oğuzların kontrol altında tutulmaması üzerine geniş bir alana yayılan isyan soruluyor. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev, Türkiye Selçukları döneminde meydana gelen Babailer ayaklanmasıdır ki bu ayaklanmanın geç bir şekilde ve zor bir şekilde bastırılması Moğollara güç ve kuvvet verecek. Nitekim Moğollar da Köse Dağ Savaşı'nda Selçukları mağlup edecektir. Anadolu'daki en eski medreselerden olan Yağbasan Medresesi'ni yapan beylik soruluyor. Bu beylik bizim için danışmentler olacaktır. İlk beylikler içerisinde en güçlü beylik olarak da kabul edecek danışmentler ve onlara ait olan Yağbasan Medresesi de oldukça önemli olacak. Barut, kağıt, batbağ, pusula gibi teknik buluşların Avrupa'ya taşındığı gelişme soruluyor. Şimdi bu gelişmeler Talas Savaşı ile beraber Araplarla Çinler arasında geçen muharebeden sonra önce Doğu dünyasına, İslam dünyasına yayılacaktır. Ancak Haçlı Seferleri ile beraber biz bu buluşların Avrupa'ya taşındığını biliyoruz. Barut Avrupa'da feodalitenin çökmesinde, gerilemesinde, yine kağıt, batbağ, bunlar da reform, rönesans gibi olaylarda. Pusula ise coğrafi keşiflerde oldukça etkili olacaktır. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik soruluyor. Bu ilk beyliğimiz bizim Karesi Oğulları olacaktır. Nitekim Karesi Oğulları beyliğine ait olan donanma da Osmanlı'ya katılacak ve Osmanlı'nın deniz kuvvetleri de oluşmaya başlayacaktır. Ankara Savaşı'ndan sonra 11 yıl süren taht mücadelesi deniliyor. Mehmet Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa ve Musa Çelebi arasında geçen 11 yıllık fetret dönemidir bu. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra şekillenen bu dönemin Çelebi Mehmet diğer kardeşlerini bertaraf ederek devletin başına geçecek ve devletin de nispeten ikinci kurucusu kabul edilecektir. Türkiye Selçukları Moğol egemenliğine girmesine neden olan savaş deniliyor. Şimdi Moğollarla 1248 yılında gerçekleşen Köse Dağ Savaşı ile beraber
burada 2. Gıyasettin Keyhüsrev devletin başında bulunuyor. Genç bir padişah. Padişah diyoruz. Sultan öyle diyelim daha doğrusu. 2. Gıyasettin Keyhüsrev savaşın başında Selçuklu öncü kuvvetlerinin yenildiğini görünce korkup kaçacaktır. Bunun üzerine Selçuklu ordusu da sultanın kaçtığını görünce onlar da savaş alanını terk edecektir. Tabii Moğollar bir süre saldırmayacak. Bunun bir harp oyunu, savaş oyunu olduğunu zannedecekler ve korkacaklardır. Ancak bir süre sonra bakıp karşı taraftan herhangi bir hareket olmadığını görünce Anadolu'yu yağmalayacaklar. Savaşı da kazanmış olacaklardır. Selçuklular için tarihi utanç verici bir mağlubiyet olarak geçecektir. Bursa'yı fetheden Osmanlı padişahı diye sorulmuş. Şimdi Bursa Osman Gazi tarafından kuşatılacak ancak kuşatma hala devam ederken Osman Gazi hayatını kaybedecek ve yerine Orhan Gazi geçecektir. Bursa kuşatması onun zamanında tamamlanıp Osmanlı topraklarına Bursa katılacak ve devletin merkezi haline getirilecektir. Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sürecinde özellikle Moğol istilası sonrasında önemli bir rolü olan Sufi olarak sorulmuş. Bu Sufimiz bizim için Bektaşi tarikatının da önde gelen ismi olan Hacı Bektaş Veli olacaktır. Nitekim Bektaşilik tarikatı da aynı zamanda Osmanlı ordusunda yani Yeniçeri ordusunda da kendine yer edinecektir. Şimdi burada iki isme yer vermedik. Daha doğrusu kavrama. Osman Gazi Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olarak kabul görecek. Bir de Yunus Emre burada Divan ve Risalet-i Nusiye adlı eserlere sahip önemli bir halk ozanı olacaktır diyelim. Evet, bir sonraki bölümle devam edelim. Aralarında eşleştirme bölümü bu şekilde yapmış olduk. Boşluk doldurma kısmımıza gelelim. Şimdi burada 10 tane önemli bilgimiz var ve yukarıda da eşleştirmeye tabi bu boşlukları dolduracak önemli kavramlarımız yer alıyor. Buradaki cümlelere uygun şekilde kavramlarımızı boşluklara yazalım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi şiirlerini halk dili ve anlatımıyla sunduğu için halk tarafından çok tanınmış ve sevilmiştir. Divan ve Risalet-i Nusiye en önemli eserler arasındadır. Bakın az önce ondan bahsetmiştik. Kimdi bu? Yunus Emre adı olacaktı değil mi? Yunus Emre bizim için en başa geldi. Devam edelim. UNESCO Dünya Mirası olan Divriği Ulu Cami nokta noktaya aittir. Divriği Ulu Cami aynı zamanda Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da bilinecek. Bu önemli eser Mengücekler döneminin bir eseri olacaktır. Mengücekleri de şöyle şuraya yazmış olalım. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan ile Bizans İmparatoru 1. Manuel arasında Denizli Çivril Düzvel Yeçidi yakınlarında 1176 yılında gerçekleşen muharebenin adı soruluyor ki bu muharebe aynı zamanda Türklerin Anadolu'yu bir yurt olarak kesin olarak sağladıkları bir savaş olacaktır. Yani Anadolu'nun Türk yurdu olması kesinleşecektir. Bu savaşımızın adı Miryo Kefalon Muharebesi olacaktır. Nokta nokta Mehmet Bey 13 Mayıs 1277'de yayınladığı bir fermanla Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmiştir diyecek. Anadolu'nun önemli beyliklerinden biridir bu aynı zamanda. Konya merkezi kuruldukları için kendilerini Türkiye Selçukluların devamı olarak da sayacaklardır. Bu beyliğimizin adı bizim için Karamanoğulları'dır. Karamanoğulları da buraya gelsin. Türkiye adı ilk defa nokta nokta kaynaklarında görülmüş ve Anadolu 12. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından burada Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır diyor. Batılı kaynaklarda Türkiye'nin adının ilk defa geçtiği ve burada verildiği dönem olarak sorumuzu sormuş bize. Şöyle. Şimdi Türkiye adını İlk defa biz Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanacağız. Ancak 12. yüzyılda itibaren Anadolu için Batılar Türkiye adını vermeye başlayacak. İlk gördüğümüz Orta Asya için Bizans kaynaklarında olurken 12. yüzyıldan itibaren de Anadolu kaynaklarında bu şekilde geçmektedir. 1081'den itibaren İzmir merkezi olarak denizcilik faaliyetlerine başlayan ilk Türk beyi olan nokta nokta kurduğu 40 parçalık donanmayla Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos gibi stratejik öneme sahip adaları fethetmiştir diyecek. Bu isim aynı zamanda ilk Türk denizcisi olacaktır. Kimdir bu? Çaka Bey olacak. Unutmayın aynı zamanda ilk Türk denizcisidir Çaka Bey. Bu bakımdan da oldukça önemli. Yazılıda mutlaka hocanızın sorabileceği önemli bilgilerden biri olacaktır.
Türkiye Selçuklarında devletin yönetim merkezi olan ve nokta nokta olarak da adlandırılan saray hem devletin idare merkezi hem de hükümdarın şahsi ikametgahı olmuştur diyecek. Burada bu yeri biz ne olarak biliyoruz? Aynı zamanda bakın saray olarak da anılan dergah olacaktır. Biz buraya dergah adını da vereceğiz. Devam edelim. Nokta noktanın Kudüs'ü Haçlardan alması üzerine 3. Haçlı Seferi başlamıştır diyecek. Eyyubiler Devleti'nin hükümdarı da olan Selahaddin Eyyubi'nin burada Kudüs'ü Haçlardan geri alması 3. Haçlı Seferi'ne sebebiyet verecektir. Selahaddin Eyyubi buradaki boşluğa gelecek. Türkiye Selçuklu Devleti'nde askeri, idari, mali ve hukuki bütün devlet işlerinin karara bağlandığı ve en yüksek yönetim organı Divanı Saltanat olarak bilinecektir. Divanı Saltanat buraya geliyor. 1165-1240 yılları arasında yaşamış olan ve İslam dünyasının en meşhur sufilerinden olan nokta nokta Türkiye Selçukları döneminde bir süre Konya'da yaşamıştır diyecek. Bu sufimizin adı ve Türkiye Selçuklu döneminde de etkin olan sufi burada Muhyiddin Arabi olacaktır. Muhyiddin Arabi de buraya işlemiş olalım. Evet, boşluklu durumumuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Devam edelim ve doğru yanlış sorularımıza gelelim. Doğru yanlışlarda burada sütunlarımızda doğru ya da yanlış eşleştirmemiz olacak. Buradaki bilgileri doğru ya da yanlış olduklarını yanına D ya da Y koyarak belirteceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi 1. Murat 1. Kosova Savaşı alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek burada şehit edilmiştir diyecek. Doğru bir bilgi. Aynı zamanda Osmanlı tarihinde bir savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı da olacaktır. Haçlarla gerçekleşen bu muharebeyi de Osmanlı kazanacak. Fetih devrine son vererek dağılmakta olan devleti derleyip toparladığı için 2. Murat devletin 2. kurucusu kabul edilmektedir diyor. Bu yanlış bir bilgidir. Çünkü Fetret devrinde mücadele eden, az önce de ifade etmiştik, kardeşler arasında Mehmet, Süleyman, İsa ve Musa olacaktı. İsa, Süleyman ve Musa'yı burada bertaraf ederek devletin merkezini ele geçiren Mehmet Çelebi olacak ve devletin ikinci kurucusu da Çelebi Mehmet kabul edilecektir. Bu yüzden yanlış bir bilgi olmuş. Osmanlı Devleti'nin devrinde ilk medrese Orhan Bey zamanında 1330 yılında Orhan Gazi Medresesi olarak İznik'te kurulmuştur diyecek. Bu bizim için doğru bir bilgidir. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de imzaladığı ilk antlaşma Edirne Seged'in antlaşmasıdır. Bu da doğru bir bilgi. Her ne kadar Osmanlı için burada geniş bir kazanımlı antlaşma olmasa da en azından bir barış ve sulh döneminin sağlanması adına önemli bir antlaşma olacak. Aynı zamanda ilk antlaşma olduğunu da unutmayalım. Mengücekler Diyarbakır surları ve Malavadi Köprüsü gibi eserleri inşa etmişler diyecek. Bu bizim için yanlış bir bilgidir. Çünkü Diyarbakır surları ve Malavadi Köprüsü Artuklular dönemi eserleri olacaktır. Babai ayaklanması Osmanlı Devleti tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Büyük Türkmen ayaklanması diyecek. Şimdi Babai ayaklanması büyük bir Türkmen ayaklanması olacak, ancak Osmanlı Devleti döneminin bir ayaklanması mı? Hayır. Türkiye Selçukları döneminin önemli bir ayaklanması olacak. Osmanlı Devleti bilgisi burada yanlış olmuş. Selçuklarda maliyeden sorumlu görevli müstefidir diyecek. Evet, Selçuklarda divanı istifa içerisinde, yani mali işlerden ilgilenen bu divan içerisinde müstefi buradaki mali işlere bakacaktır. Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü, ilk Türk denizcisi Çağrı Bey'dir diyor. Bu isim Çağrı Bey miydi? Az önce bakmıştık. Çağrı Bey değil. İlk Türk denizcisi olarak burada bildiğimiz Çaka Bey olacaktır. Bu yüzden yanlış bilgi. Çağrı Bey kimdi peki? Tuğrul Bey'in kardeşi olacaktı. Anadolu'nun özellikle keşif ederek burada fethi uygun olduğunu kardeşine söyleyecek ve Anadolu'yu yurt edinmek için Türklerin bu bölgeye gitmesini ifade edecekti. Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyetinin büyük ölçüde kırıldığı savaş Malazgirt Savaşı'dır diyecek. Evet, 1071 yılında Sultan burada Alparslan tarafından gerçekleşen Diyojen'e karşı önemli bir muharebe olacak ve kazanılacak. Bu muharebeden sonra da ilk Türk beylikleri kurulacaktır. Doğru bir bilgi. Osmanlı'da cezbetme, güzel gösterme hedefiyle Müslümanların gayrimüslimlere gösterdiği ilgi ve hoşgörü anlayışına iskan denilir diyecek. Halbuki iskan bir yerleştirme politikası olacaktı. Bu faaliyete biz istimalet adını vereceğiz. Demek ki buradaki doğru ifade istimalet
olacaktır. Yanlış bir ifade olmuş. Doğru yanlışları da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi test sorularımıza geçelim ve sırasıyla test sorularımıza bakalım. Şimdi ilk sorumuza başlıyoruz. Mazi Savaşı ile hızlanan süreçte Anadolu'nun bir Türk yurduna dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez diyecek. Şimdi Türkmenlerin uçlara yerleşilmesi bir defa etkili olacak. Çünkü bu bölgelerde Türkmenlerden faydalanacağız ve onların da Anadolu'nun bir Türk haline gelmesinde önemli etkileri var. Medreseler açılması, evet, hem İslamlaşması hem de Türkleşmesi adına oldukça önemli. Eğitim faaliyetlerinin burada gerçekleşmesi de oldukça önemli olacaktır. Bayındırlık faaliyetleri, yine Türklerin bu bölgelerde işte çeşmeler, okullar, hanlar, hamamlar yaparak Türkleştirilmesinde önemli etkileri var. Kırsaldaki üretime de hakim olunması yine önemli olacak. Ancak Haçlı Seferlerin yaşanması Anadolu'ya büyük zarar verecek ve Anadolu'nun Türk yurduna dönüşmesinde biraz sekteye uğratmaya çalışacaktır. Haçlı Seferlerin olumsuz etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Osmanlı Devleti Osman Bey zamanından önce Bitinya bölgesindeki Bilecik'i, sonra ise Orhan Bey döneminde Bursa'yı, 1. Murat'ta ise Edirne'yi merkez olarak kullanmıştır. Şimdi Osmanlı merkezlerinin bu şekilde değişimi öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle alakalı olacak? Bakın biz ne yaptık? Önce burada Bilecik var. Şimdi şurada da Bizans var. Batı yönünde Bizans var. Bilecik'i aldık. Sonra Bursa'yı aldık. Sonra geldik Edirne'yi aldık. Bizans da burada. İşte tarihi yarımada. Şurası işte İstanbul Boğazı diyelim. Burası işte Marmara diyelim. Şu şekilde gösterelim. Bizans da burada. Şimdi Osmanlı bu şekilde bir fetih politikası izliyorsa, yani sürekli fethettiği yerlerden batı yönü doğru açılıyorsa ve fethetmek istedikleri yerlere yakın merkez oluşturuyorsa, o zaman biz şunu söyleriz. Bu Osmanlı fetih alanlarına yakın olmasıyla bu merkezleri seçecektir. Bizans'tan alınması, ekonomik yönden gelişmiş olması, farklılıkları barındırması veya Anadolu'nun güvenli yerler olması temel bir husus değil. Önemli olan fetih yerlerine, yakın yerlerine seçilmesi ve merkezin hızlı bir şekilde burada koordine olması olacaktır. Devam edelim. Anadolu'daki Türk devletleri Haçlı Seferleri sırasında aralarındaki mücadeleyi bırakarak Türkiye Selçukluların yanında Haçlara karşı savaşmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir diyecek. Şimdi bakın, normalde bu beylikler kendi alanında savaşırken Haçlı seferleri sırasında Türkiye Selçukluların yanında saf tutacaklar. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlandı değil, tam olarak göstermez burada. Haçların temel hedefinin Anadolu oldu. Haçların temel hedefi Anadolu değildir ama yine hedefler arasında Anadolu vardır. Haçların Anadolu'dan geçemediği, burada geçip geçmediği de çıkarılamaz. Dış saldırılarını Türkleri birleştirdi. Evet, bakın normal zamanlarda birbirine karşı savaşan bu topluluklar dıştan bir saldırı geldiği zaman Türkiye Selçukluların yanında yer alacak ve birleşecektir. Doğal olarak doğru bilgimizi oluşturacak. Türkler arasındaki savaşın sona erdiği de söylenemez. Bunlar çıkılamayacak sebepler. Ve yazımızdaki son sorumuza gelelim. Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'ndan Emir Timur'a mağlup olmuş. Emir Timur burada savaşta kendisini destekleyen Anadolu beylerine beyliklerini geri vermiştir. Şimdi Yıldırım Bayezid döneminde birçok beyliğe son verilerek Anadolu Türk siyasi birliği sağlanacaktır. Ancak bu savaşta bu beyler tekrar kendi topraklarında o beylikleri kurarsa, Emir Timur'un bu politikası aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir diyecek. Doğal olarak Emir Timur'un bu politikası o beyliklerin tekrar kurulmasıyla Anadolu'da siyasi birliğinin bozulmasına, Türk siyasi birliğinin bozulmasına sebebiyet verecektir. Anadolu Türk Timur egemenliğine girmesi, Osmanlı Devleti'nin hanedanı değişmesi, Anadolu'daki ekonomik hayatın canlanması veya birliklerin tamamen Osmanlı'dan kopması değildir sebep. Burada tamamen Türk siyasi birliği bozulacaktır. Evet, aynı zamanda bakın YouTube'daki derslerimizden faydalanacağınız gibi o 0'dan 10'a kitabında bizim 1. ve 2. ünite konularından iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bakın yerleşme ve devletleşme sürecinde Osmanlı, Selçuklu Türkiye'si ve Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti bizim işleyeceğimiz temel konular olacak 0'dan 10'a kitabında. Tak tarihte ise yazılı provalarımız var burada. Hemen yazılıların olduğu sayfaları size söyleyeyim. 37 ve 61 hemen gelelim. Bakın 37. sayfada burada A, yani işte doğru yanlış bölümü, bulmaca bölümümüz burada. Özellikle kavram bulabilmemiz açısından. Yine cümlede boş bırakılan yerleri doldurma, değerlendirme sorumuz ki klasik bir sorudur. Aynı zamanda eşleştirme sorularımızda da 1. ünitenin burada yazılı provasını yapabilir. Yine 2. ünitenin yazılı provasını da 61 ve 62. sayfada yapabilir ve yazınıza da iyi bir şekilde hazırlanabilir. Yine test sorularını çözerek de yazılıya iyi bir şekilde hazırlanmanız mümkün diyebiliriz. Ödüllü sorumuza gelelim. Ödüllü sorumuzu ifade edelim. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı'nın adı
nedir? Hadi bakalım ödüllü sorunu da yorum kısmına mutlaka yazın. Umarım yazınızda çok çok güzel bir puan alırsınız. Tekrar söyleyeyim. Kanalımızdaki birinci ve ikinci ünite videolarını izliyorsunuz. Tak tarih ve sıfırdan ona kitabındaki gerekli üniteleri çalışıyorsunuz. Bu yazılımda önemli notları alıyorsunuz ve biz bu bilgilerle beraber bu yazılımdan çok güzel bir puan alacağız. Hadi bakalım hepinize yazınızda başarılar dilerim. Hepiniz hoşça kalın. Hepinize başarılar.